Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir iğne oyası modelinden sizler için tasarım yaptım. Modeli çıtı pıtı ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi modelimize bakalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bir iğne yası modeli kayanın üzerine yapılmış olan minik kirpikler arkadaşlar ara suyunda şöyle küçük bir şekilde yapılmış bir ara suyu var ağacımızın minik hali çimen hali ara suyu hali de bu şekilde minik kirpikler yapılmış şimdi arkadaşlar sizler için bu modeli tığa çevirdim Evet tığa çevrilmiş hali de bu şekilde arkadaşlar bakın söylediğim gibi Gerçekten çok hoş oldu. Hatta bunlar da zincirle değil. Bu arkadaşlar e, cam hortumu sert bir şekilde. Bu şekilde aslına uygun olsun diye böyle küçük ağaçtan da ara suyu olarak yaptım sizler için. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar sık iğne ile. Tığ battımıza bu şekilde ipimizi sabitledik. Şu arkadaşlar iki tarafına e, üç kirpik bırakıp sonra bu şekilde ağacımızın e, kayasını yaparak başlayacağız. Gövdesini yaparak başlayacağız. Şimdi beş tane bu şekilde tığ battı. Ara mesafesini bıraktım. Şöyle bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battımın içine girip 2 2 olarak aldım. Buraya minik bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çekip trabzanıma da sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirde tepesine çekip şöyle ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapacağız. Hemen takıyorum aparatımı bu şekilde taktım. Bu birinci ilmeğimiz. Aynı bakın arkadaşlar. Bu iki zincirli yere tekrar giriyorum. Bir, iki. Dibinde iki zincirimi çekip şöyle aparatıma takıp gerdiriyorum. Sıkı sıkı yapın ki arkadaşlar böyle sıkı sıkı kalıplayınca çıkınca kip gibi böyle ütülü gibi çıkıyor. Aynı şekilde yine buraya bir, iki zincir. Hemen arkadaşlar bakın. 3 tane ilmeği buraya sabitledim. Yine aynı şekilde girdim dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kirpikten sonra bu şekilde buraya 10 tane tığ battı yapacağız. 5 tanesi ara mesafesi, 5 tanesi de kayamız için arkadaşlar. Toplamda 10 tane tığ battı yapacağız. 3 zincirle tığ battılarımızı yapıyoruz biliyorsunuz. Hemen bakın bu şekilde sahte sık iğne yapıp yapıyoruz. 2-3 zincir hemen yanındaki tığ battımızın içine bu şekilde tığ battılar yapıyoruz. Bunu ona tamamlıyoruz. Ona tamamladık. Tığ battımızı bir zincirimizi çekip Şöyle arkadaşlar şimdi kesim işlemi yapacağız. Tığ battığımızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Evet şimdi arkadaşlar 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki tığ battığıma girip kapatıyorum. Bu bir. 3 zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitledim. 2 oldu. 4 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz. 3 zincir hemen kapattım. 3 zincir bu şekilde kapattım. Evet. Tığ battı mesafemiz 6 tane kaldı arkadaşlar. Bu şekilde şimdi yine bir zincirle şöyle düz tarafına döndüm. Yine arkadaşlar ilk tığ battığımızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekip 4 olan tığ battımı 3'e. Çünkü bu köşede kesim kesim işlemi yaptık. Sabitledim 1. 3 zincir sıradaki tığ battıya. 3 zincir sıradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabit. Evet bu şekilde arkadaşlar yine dönüyoruz bu son dönüşümüz Arkadaşlar çünkü iki yuvadan sonra kirpik yapacağız şimdi kesim işlemi 3'ü ikiye düşürerek başlayalım köşede bir tane sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar buraya 4 çekiyorum burayı yuva olarak kullanacağım için biraz büyük olmasını istediğim için 4 zincir çekip hemen bakın Yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim. 4 zincir yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Yine bir zincirimi çekip düz yüzüne döndüm arkadaşlar bu şekilde. Ve buraya sık iğne ile köşeye şöyle dik durması için arkadaşlar bir sık iğne yaptım. Evet Şimdi ipimi uzatıp ilmeğimi bu şekilde takıp buraya toplam arkadaşlar dibindeki zincir çekerek altı tane ilmek toplayacağım. İki yuvaya da ayrı ayrı altı ilmek toplayacağız. Bir, iki, üç. 4 Şöyle çekerek yaparsak sıyacaktır arkadaşlar. 5 2 zincir alt. Aynı şekilde arkadaşlar bu yuvanın içine de sık iğne ile girip ipimi artıp 6 tane ilmek de buraya toplayacağız Evet arkadaşlar 6 6 2 veya da toplam 12 tane bu şekilde ilmek topladık yine bu yuvanın dibine iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle aparatımdan tutup yuvarlayarak arkadaşlar kendimize doğru çıkarıyoruz aparatımızı şekilde arkadaşlar ilmeğimizin boyutu şimdi ikişer zincir çekerek yuvalara içine girerek arkadaşlar sık iğne ile aşağı doğru ineceğim bu şekilde iki zincir sıradaki yuvanın içine girerek iki zincir sıradaki yuvanın içine girerek bu şekilde iniyoruz kayamızı hazırladık arkadaşlar kişer zincirle aşağı doğru indik yine altı tane bu şekilde tığ battı yapıp kirpik yapacağız ve arkadaşlar aynı şekilde beşer tığ battı arasıyla bu gösterdiğim ilmekten bu tarafı da yapacağız Evet arkadaşlar her yuvaya altı şartan ilmek topladık şimdi ikişer ikişer bu ilmekleri tutup içerisine kirpikler yapacağız buradaki iki tanesinin Bakın arkadaşlar ikisini birden tutup sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. 1 2 zincir. Zincir sayımız 2. Sık iğne ile kapattım. Yapımı da çok kolay. Görünüşüyle sanki ağır bir model gibi duruyor arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi çok basit. 2 zincir sabitledim. Tekrar 2 zincir bu şekilde sabitledim. Evet bakın arkadaşlar çok güzel kibar bir kirpiklerimiz oldu. 3 zincirle köprü yapıp diğer iki ilmeği de arkadaşlar tığımızın ucuna alıp böyle hem de geçiş yapmış oluyoruz. Aynı şekilde yine 2 zincir yine sık iğne ile sabitledim. 2 zincir sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir yine bu şekilde. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu şekilde minik minik kirpikleri yaparak sona kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada 6 tane bu şekilde üçer kirpikli yuvalarımız oldu. Şimdi arkadaşlar bu 3 zincirli bu 3 zincirli yuvanın içine de arkadaşlar sık iğne ile ipimi sabitledim. Yine aynı şekilde ikişer zincirli bu yuvalara 3 tane kirpik yapıyoruz. 1 2 zincir 3 zincirli yuvaya girdim. Sık iğne ile sabit bir iki zincir aynı şekilde buraya kapattım Evet 3 zincirli yuvalar arkadaşlar hem de bu şu bollaşmayı da toplamış oluyoruz bakın yavaş yavaş yaptıkça böyle aradaki zincirler toplanacak 2 3 4 zincir beyaz biraz ince olduğu için arkadaşlar ara yuvasını bu şekilde bir fazla çekerek şöyle hani boy aldığı için kırmızı biraz daha kalın. Bakın, aradaki 3 zincirli yuvaya geçiyorum. Bu beyaz zincirlere de kırmızı kirpikler yapacağız bir dahaki sırada. Ve 2 zincir. 1 2 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar. Bakın buraya üçer zincirli araların içine bu kirpikleri yaparak devam edeceğiz. Evet yine arkadaşlar bu zincirin içerisine bakın arkadan çektiğimiz zincirin içine sık iğne ile ipimi bu şekilde buraya sabitledim ve iki zincirimi çektim. Kapattım sık iğne ile. 1 2 zincir Yine üç kirpik. 2 zincir, 3. ve sonuncu kirpiğimi bu şekilde yaptım. Yine üç tane zincir çekiyorum arkadaşlar kırmızıdan ve bu beyaz zincirle bakın köprü olarak yaptığımız yere sık iğne ile sabitliyorum. Yine bu zincirlerin üzerine arkadaşlar bu şekilde üçer kirpik yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 3 tane kırmızı yuvamız kaldı. 6 ile başladık. 3'e kadar düştük arkadaşlar. Şimdi buraya yine bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 2 zincirimi çekip bu 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 2 i̇ki zincir ikinci kirpiğim 2 iki zincir ikinci kirpi bu şekilde üç tane kirpi yaptık 4 zincir hemen buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum Evet şimdi diğer yuvaları da aynı şekilde dolduralım arkadaşlar üç tane beyaz yuvamız olacak Evet arkadaşlar bakın 3 yuvadan da iki tane kaldı. Şimdi bu 2 yuvayı da kırmızıyla yapacağız. Yine aynı şekilde beyaz yuvanın içine sık iğne ile kırmızı ipimi sabitliyorum. İki tane de zincir çekiyorum. Bu bir, iki zincir, bu iki, bir, iki zincir, bu da üç. Üç tane yuvamız hazır. Üzerine üç zincirimi çekiyorum. Köprümün içine girip bu üç zincirimi buraya sabitliyorum yine arkadaşlar şöyle son yuvamız olduğu için yapalım beraber İki zincir kapattım iki zincir kapattım bu şekilde üç kirpikten oluşan bir yuva hazırladık yine bir zinciri çekiyorum kesmeden arkadaşlar İpim de bittiği için şu şekilde şöyle bunu yakıp hemen geliyorum Evet son bir tane yuvamız kaldı arkadaşlar. Buradaki kırmızı yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir. Bu bir. 2 zincir. Bu iki. Evet sonucu yuvamızda arkadaşlar bakın bu şekilde çok güzel oluyor. bir zinciride dibine çekiyorum ve kopardım bu şekilde. Hemen arkadaşlar şöyle bir çakmağımı değdirip yakıyorum. Evet. Hazır arkadaşlar. Şimdi şu ara suyunu da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ortadaki kirpikten yapacağız. Kenarları bunlar boş kalacak arkadaşlar. Şimdi bu baştaki kirpikten sık iğne ile ipimiz sabitledim. İki zincirimi çekiyorum. Buraya kirpimin arasına kapattım. Yine iki zincirimi çektim. Buradaki kirpimin arasına sık iğne ile sabitledim. Buraya iki yapıyoruz arkadaşlar. Arası olduğu için bir de tek kanatlı hem minik. O yüzden sadece iki tane kirpik. Üç zincir ve yine ortasından tutup sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde yine aynı şekilde bu ikisine de arkadaşlar ikişer zincirli iki tane kirpik yapıp hemen dönüyorum Evet arkadaşlar çok hoş oldu minicik bir ağacımız oldu sanki şimdi bu üç zincirle aradan köprü olarak kullandığımız yerden arkadaşlar şimdi bunu da beyazlarımız için yuva edineceğiz bakın buraya bir iki tane zincir aynı şekilde kapattım ki zincir 1 2 zincir kapatıyorum Evet 3 zincir yuvanın için iki tane beyazlar için yuva yaptım yine 1 2 3 4 zincir bu 3 zincirli yuvamın içine iki tane arkadaşlar kirpik yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar şimdi bu beyaz yuvanın içine de sonuncu kirpiklerimizi yaparak bu şekilde tamamlayacağız. İki zincir göstermek istedim her noktasını arkadaşlar. Yoksa öbürkünün aynısı azaltıyoruz da diyebilirdik. Bu şekilde bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu çok hoş oldu çok güzel oldu şöyle bir de arkadaşlar yakından göstereyim göstermek istedim ara suyu ve ağacımız sizi tek oyalayacak kısmı arkadaşlar biraz koparıp yapması yoksa çok basit buraları süt pipetiyle veya da 5 numara şişle yapabilirsiniz küçük ağacımız ara suyu olarak arkadaşlar şekilde modelimiz Allah'a emanet olun arkadaşlar bana destek vermek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın